geçmişten bugüne kadar Alevi toplumunun işte köy hayatından kent hayatına geçişinde yaşadığı zorluklar biraz öne alınarak dizayn edilmiş bir özgünlük var burada. Adına özgünlük diyebileceksek. Burada bir öğrenci yurdumuz var. En azından İstanbul'a gelen, üniversite için İstanbul'a gelen kız öğrencilerimizin daha düzgün barınması için dizayn edilmiş bir öğrenci yurdumuz var. Aktif oldurmaya çalışıyoruz. Yani aktif olamıyor. İşte biraz sonra da bahsedeceğim sebeplerden dolayı henüz tam aktif değil. Bir konferans salonumuz var. Yani aslında bir Alevilerin bir toplanma merkezinde olması gereken her şey dizayn edilmiş vaziyette bu binada. Yapısal özgünlükten bahsedersek, yani kültürel anlamda da her işimizi, işleyişimizi yapacağımız bir alanımız var. Ama tabii bina olarak bitmediği için şu an tam anlamıyla aktif kullanamadığımız bir binadan, özgün bir binadan bahsediyoruz. Biz biraz daha bağımsız davrandığımız için, yani meselenin siyasi boyutuna evrilmeden, meselenin başka bizi sürükleyen boyutlarına evrilmeden, Alevilikle ilgili ne yapabiliriz'in peşinde koştuğumuz için biraz özgün görünüyor olabilir. Burada bu bina içerisinde yapmaya çalıştığımız şey tabii ki inancımız gereği olan ritüellerin gerçekleştirilmesi. Onun dışında insanların, işte vefat eden insanların ya da bir ada, başka bir şey olan insanların burada ona dair ibadetlerin yapıldığı bir alanımız var. O biraz görkemli ve güzel, işleyişi de güzel olan bir yapımız var. Birazdan da belki çekimlerde görürsünüz. Öyle bir güzel yapımız var. Onun dışında Cem Salonumuzun yapısı ve durumu biraz özgünlük katıyor. Bulunduğu yer itibariyle biraz özgünlük katıyor. Binanın bulunduğu yer aslında biraz görkemli ve özgünlük katan şey diyebiliriz. Yurt ve konferans kısmı henüz tamamlanmadı. Bunun için de bir geçmişten gelen bir sorunumuz var. Daha önceki siyasi erkin yarattı. İki dönem başımızı ağrıtan bir sorun var. Bir protokol sorunumuz var. Arsa Belediye'nin yapı, Aleviler tarafından yapılmış bir yapı. Ama Arsa Belediye'nin daha önceki belediye başkanının yarattığı sorundan dolayı bir sıkıntılı süreç yaşadık. İşte bu dönem yeni seçilen belediye başkanımızla bir protokol yapmayı umuyoruz kısa zamanda. Çok da fazla uzatmadan. Bunu yaptıktan sonra öğrenci yurdumuzun akıbeti belli olacak. Konferans salonumuz işte teknik anlamda tam değil çünkü inşaat aşamasında. Burada tamamlandıktan sonra aslında bütün Alevi camiasının bir çekim merkezi haline gelecek. Siz de kabul edersiniz ki herhangi bir cemevinin böyle bir konferans salonu yok. Burada belediye başkanı farklı bir tasarrufta bulunmak istedi. 2016'da buradaki iç yapıyla ilgili eksiklikleri tamamlamak adına bize bir söz verdi. Söz verirken de Alevice bir söz verdi. Ben sizin Alenizim, Allah Muhammed Ali aşkına bırakın içerisinde ben yapayım deyip bir rızalık istedi bizden. Biz bu rızalığı gösterdik ama daha sonrasında işte 2016'dan buraya 8 yıldan bahsediyoruz. Bu geçtiğimiz 8 yıl içerisinde ne binanın tamamlanması ne de bize tekrar teslim edilmesi gerçekleştirildi. İşte o dönem iptal edilen, 2016'da iptal edilen bir protokolden bahsediyoruz. O dönemden bugüne kadar hiçbir şekilde protokol yeniden yapılmadı. Böyle bir sorun yaratıldı. Bu sorundan dolayı işte biz biraz işleyiş anlamında eksik kaldık. Bu ilişkisi hizmet anlamında olmalı. Yani biz belediyelerden hangi parti olursa olsun hizmet alabilmeliyiz, almalıyız. Yani kamusal hakkımız, eşit yurttaşlık hakkımız. Ben onların tahakkümüne razı gelmiyorum. Yani hiçbir belediye, hiçbir siyasi kurum, hiçbir devlet erki bu cemevinde de şu köşesini ben yöneteyim ya da yönetiminde benim de söz hakkım olsun deme hakkına sahip değildir. Kesinlikle böyle. Hiçbir inanç üzerinde hiçbir erk şunu şu şekilde yapacaksın, bunu bu şekilde yapacaksın diyememelidir. Ben bunu savunuyorum. Ne devlet, ne işte oy verdiğimiz parti de olabilir buna. Oy verdiğimiz partinin yöneticisi de bu hakka sahip değildir diye düşünüyorum. Önceki belediye başkanı, ben kendi Alevimi yaratacağım, ben kendi Alevi derneğimi, vakıfımı yaratacağım iddiasında bulundu. O yönde hareket tarzında bulundu. 2019'da ete kemiğe bürünmüş bir vakıf kurdu. Dolayısıyla biz de bu vakıfa, yani onun yarattığı bu vakıfa karşı durduk. Burada çeşitli sıkıntılar yaşadık. Yani o dönem zabıta zoruyla buralara
girilmeye çalışıldı. Hiçbir inanç merkezine böyle yaklaşmadı. Aksine oraya fazla fazla hizmet aşkıyla yaklaştı. İsteklerini yerine getirmek için çaba sarf etti. Daha da ileriye giderek yani camilerde, camilerin çay ocaklarında boy boy resimler çekerek hani bu aslında söylenmemesi gereken şeylerden birisi. Çok da tasvip etmediğim şeylerden ama hani sabah namazlarına da katılıp poz vermekle geçirdi o dönemi. Gençlerin eğitilmesi önemli olandır. Yani gelecek nesillere doğru şeyler bırakmak istiyorsak, bilime dayalı doğru bir yön bırakmak istiyorsak buralarını bir eğitim yuvası haline getirmek zorundayız. Doğru bir eğitim yuvası haline getirmek zorundayız. Buna dair bütün fen bilgisi dersleri, matematik dersleri, İngilizce kursları, okuma yazma kursları, bağlama kursu, gitar kursu, onun dışında vurmalı çalgılar kursu, yani müzik namına talep nereden geliyorsa, neye dair talep varsa bütün bunların kurslarını açıyoruz, açmaya çalışıyoruz. 5 kişi de olsa, 10 kişi de olsa buna dair eğitim vermeye çalışıyoruz. Geçen sene 18 branşta eğitim başlattık. Tabii burada da devam sorunu olan kurslar oldu. Bazıları sürekli devam etti. Özellikle Alevilerin yoğun olduğu yerde semah kursları ve bağlama kursları hiç bitmez. Bizde de hiçbir zaman bitmedi. Bu da katlanarak gidiyor. Özellikle bağlama kursu 4 sınıf halinde çıktı. Yani 2022 yılından bu yana çok mesafe kat ettik 2 yıl gibi bir zamanda.